Merhaba arkadaşlar, Timedia TV'ye hoş geldiniz. Bir Hikayem Var adlı serimizin bu haftaki konuğu Hamdiye Hanım. Hamdiye Hanım kocasına bir şey girdiğini iddia ediyor. Hep beraber hikayesini dinleyeceğiz. Hamdiye Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Merhaba, ben Hamdiye. 35 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. 10 senedir evliyim. 3 tane çocuğum var. Peki Hamdiye Hanım, bize hikayenizi anlatır mısınız? Kocama 3 harfli girmiş. Kocana ne girmiş? 3 harfli bir şey girmiş işte. Adını söyleyemem. Neden söyleyemiyorsunuz anlamıyorum. Bari bir harf verin de ben tahmin edeyim. Ortadaki harf İ. İlk harfi S, son harfi K mi? Yok canım, daha neler? Hanımefendi, kocanıza tam olarak ne girmiş? Eğer söylerseniz yardımcı olabileceğim. Kocama cin girmiş. Ha, kocanıza cin girmiş. Öyle söyleseniz 2 saattir. İsmini söyleyince de geliyor dediler, korktum. Cinler bu kadar gerizekalı. Onlardan bahsettiğini onların ismini söylemeden anlamıyorlar. Neyse, bizden ne istiyorsunuz? Kocama giren cini çıkarmak istiyorum. Hatta bunun için hocalara gittim. Hocanın biri bana dedi ki, kocanın vücudundaki bütün deliklere pamuk tıka, cin orada sıkılır, havasız kalır, kaçar gider sonra. Denedim ama kocam az kalsın havasızlıktan gidiyordu. Ha, hoca bunu söyledi, siz bunu denediniz yani. Denedim tabii. Peki kocanıza cin girdiğini nasıl anladınız? Kocam normalde beni aldatmazdı. Son zamanlarda ona çok değişik bir haller oldu. Hatta geçen gün de cebinde bunları buldum. Pardon, o ne? Prezervatif ne olacak? 10 senelik evliyiz, kocam bir kere bile tırtıklıyı bende kullanmadı ya. Hep sade. Kocanızın cebinde prezervatif buldunuz ve kocanıza cin girdiğini mi düşündünüz? Tabii ki böyle düşüneceğim. Sonuçta kocam bunları arkadaşlarıyla içine su doldurup birbirlerine su balonu yapıp atmıyorlar ya. Sadece o da değil. Evin içinde kıyıcı köşede kendi kendine konuşuyor. Hatta geçen gün yatak odasının deliğinden bir baktım ki kocam çırılçıplak kendi kendine sevişiyor. Ama odada kimse yok. Biraz önce dediniz ki kocama cin girmiş. Şimdi diyorsunuz ki bir cinle evli. Nasıl oluyor bu? Kocama bir cin girmiş, kocam da başka bir cine girmiş. Hatta bence çocukları bile var. Yani kocanız bir cinle evli ve çocukları var. Aynı evde yaşıyorsunuz öyle mi? Evet, kesin. Peki kocanızın bir cinle evli olması sizi rahatsız ediyor mu? Kocamla uzun zamandır aramda tık yok. Ama ona tırtıklı kullanıyor. Nasıl rahatsız olma? O prezervatifleri cine mi kullanıyor? Evet. Peki kocanız kendisine bir cin girdiğinin farkında mı? Farkında olmasa o da cine girer mi? Çünkü ben hocalara sordum. Hocalardan biri bana dedi ki, kocan çok yakışıklıysa, ki Allah var benim kocam çok yakışıklı, cinler ona aşık olup onu himayesi altına alabilir. Yani bir cin kocama girip onu himayesi altına almış. Şimdi tam olarak kocanıza mı cin girmiş, kocanız mı bir cine giriyor, ben onu anlamadım. Biraz daha açarsanız. Bence ikisi de birbirine giriyor. Şimdi siz kocanıza cin girdiği için mi endişelisiniz, kocanız size dokunmuyor diye mi? Ay ona ne girerse girsin, ben bana dokunmuyor diye buradayım. Hocalara gitmek yerine psikoloğa falan gitseniz, çünkü bilimde böyle bir şey yok. Yani bir insana bir cin girmez. Ne demek girmez? Bir insan mı bir cine girer? Kocanızın bir cin tarafından himayesi altına alındığını iddia ediyorsunuz ama bununla ilgili aslında net bilgi de yok elinizde. Ne demek yok? Cebinde prezervatif buldum. Kapı deliğinden kocamı çırılçıplak kendi halinde sevişirken gördüm. Evin içinde fısır fısır konuşmalarını, kahkahalarını duydum. Daha ne olsun? Şimdi siz böyle anlatırken benim aklıma başka şeyler geldi. Bu olabilir mi acaba? Bir ihtimal. Kocanız sırılçıplak odada biriyle görüntülü sanal seks yapıyor olabilir mi? O kendi kendine fısır fısır konuştuğunu iddia ettiğiniz şey belki kulaklıkla, telefonla biriyle konuşuyor olabilir. Cebinde bulduğunuz kondomları da belki sizi aldatmak için kullanıyor olabilir. Yani illaki sizi aldatıyorsa bu adama cin girmiş demek değildir. Böyle olsa ülkenin yarısına cin girmiş olması lazım. Çünkü herkes karısını aldatıyor. Mantıklı. Daha önce hiç böyle düşünmemiştim. O zaman benim kocama cin girmemiş. Peki buna ne girmiş? Onu da eve gidince sen bulacaksın. Sabahtan beri kocana bir şey sokup duruyorsun. Bence sana bir şey girmiş. Yok, girsin hissederdim. Bence kocama girmiş. Hanımefendi, siz tam olarak buraya niye geldiniz ve bizden ne istiyorsunuz? Kocama giren cini çıkarmaya geldim. Hoca hoca dolaştım. Bütün hocalara kendimi ellettim. Ama kocamdaki cini çıkaramadılar. Buradan da izleyicilere sesleniyorum. Kocama giren cini çıkarabilecek olan varsa ne olur bana ulaşsın. Kocam cinden çıksın, biraz da bana girsin. Yanıyorum, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Siz bir cinle kum olmak nedir bilir misiniz? Muzaffer. Ben de bulamayıp onu da bulduğu ne bilmiyorum. Muzaffer. Benim bir cinden neyim eksik ya da neyim fazla? Normal bir kadınla evlenseydim bu kadar üzülmezdim Muzaffer. Efendim, bir sonraki programda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve bu kadının derdine çare bulmayı, yorum yapmayı, like atmayı, kanala abone olmayı unutma. Keser misin lütfen, programı kapatamıyorum. Ruh hastası. Görüşürüz arkadaşlar.